Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. 100 gün Edebiyat Kampı'nın beklenen videosu, beklenen başlangıcı, beklenen yeri geldi hocam. Kamp şimdi başlıyor. Kampımız 33. günde başlıyor aslında. Nasıl yani hocam? Birinci gün itibariyle yahu divan edebiyatına geçiyoruz. Daha ne olsun Allah'ını seversen. Dur! Divan edebiyatının bu videoda genel özelliklerini ve akımları konuşacağız. Yani divan edebiyatını etkileyen akımlar. Bu ikisi konuşulacak bu videoda. Yarın şairler, sanatçılar, sonra nazım biçimleri, sonra nazım türleri, sonra ayrıntı isimler, sonra sonrası var soru çözümleriyle vesaireyle, tekrarlarla, şunlarla, bunlarla. Onlarca video bizi bekliyor divan edebiyatıyla ilgili. Tekrar ediyorum, öncelikle divan edebiyatının genel özelliklerini bir konuşalım. Neymiş, ne değilmiş, neciymiş bir öğrenelim. Akımları bir konuşalım her şeyle. Eksisi şurayı bir halledelim de inşallah sonrasını hallederiz hocam. Devam! Haydi gelsin hocam. Bembeyaz bir sayfa gelsin Allah aşkına. Şuraya bir genel özellikler yazılsın. Yavaşça, acele etmeden. Zaten anahtar kelimeleri vereceğiz. Genel özellikler hocam. Divan edebiyatının genel özelliklerini konuşacağız. Şöyle hocam, yıldızlarımız biraz daha büyük gelsin. İyice belirgin hale gelsin. Şimdi... Divan edebiyatı demişiz. Neden divan demişiz hocam? Tabii ki yazarların, şairlerin eserlerini topladıkları kitaba divan adını verdikleri için. Ama aynı şeyi halk edebiyatında görmemişiz, değil mi? Orada cönk edebiyat falan dememişiz. Cönkler de toplanıyor ama divan edebiyatında böyle bir artistlik yapılmış. Divan bir sürü anlama gelebilir ama buradaki kullanımı şüphesiz ki bu. O kadar çok şair, yazar, hepsi ya affetmeden şiirlerini öyle divanlarda toplamışlar ki kalın kalın böyle. Başlık da yok, şiiri bulmak da zor ama ne yapmışlar? İşte döneme adlarını vermişler. Öncelikle divan edebiyatında kullanılan nazım biriminin, dikkat, nazım biriminin beyt olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Nazım birimi kesinlikle beyt arkadaşlar. Bunu cebimize bir koyalım. Divan dendi mi beyti kesinlikle hatırlamalısınız. Sonra hocam daha çok Zengin Uyak göreceksiniz. Zengin Uyak zaman zaman, bu nasıl bir nedir Allah aşkına, zaman zaman tam uyağında eklendiğini görürüz. Ama yarım uyak falan filan hikaye. Onu daha çok halk edebiyatında görüyoruz. İşte İslamiyet öncesinde görüyoruz. Tamam, Zengin Uyak demek divan edebiyatı demek, unutma. Aruz ölçüsü. Sakın kaçırma. Aruz ölçüsü divan edebiyatında kullanılan ölçüdür arkadaşlar. Baştan sona aruz kendisini hissettirecek. Zaten aruz ölçüsü biliyorsunuz Arap ve İran edebiyatı kaynaklı bize oralardan gelecek. Yani biraz böyle ağır dile çok müsait bir ölçü. Doğal olarak burada da çok ciddi ağır bir dil kullanıldığından aruzun seçilmesi gayet yerinde. Oldukça soyut bir edebiyat dönemi. Hocam bu ne demek ya? Çok duyuyoruz da biraz daha böyle soyut kavramını somutlaştırsanız, değil mi? Garip bir ifadeyle. Nedir hocam soyut edebiyat? Yani yapılan tasvirler vesaireler böyle baya baya düşsel ögeler. Çok böyle elle tutulan, gözle görülen, işte Ela gözlü benli Dilber falan, böyle bir şey yok. Karacaoğlan dilini göremezsin. Halk dilini göremezsin. O yüzden çok da böyle elle tutulan, gözle görülen tasvirler çok kendini hissettirmeyecek. Baya baya uçuk tasvirler göreceksiniz. O yüzden soyut bir edebiyat diyoruz. Burada arkadaşlar üslup tabii ki önem taşıyacak. Tamam, bunu lütfen unutmayın. Divan edebiyatında içerikten çok üslubun önem taşıdığını biliyorsunuz. Aman dikkat, önemli. Yani kısacası nasıl anlattığın önemli, ne anlattığın değil. Ne anlattığın tabii ki cepte kalacak ama bana nasıl aktarıyorsun, sen bana onu söyle diyor. Niye hocam? Ya biz bu şeyleri Allah aşkına... Niye diye sorma ya. Divan edebiyatında ya padişaha sunuyoruz, sadrazama sunuyoruz, vezire sunuyoruz, devlet adamlarına sunuyoruz. Sana bana sunmuyor ki adam. Mesela bana şiir sunsa adama, harika, mükemmelsin, müthişsin derim mesela. Ya burada niye şuna uymadın, buna uymadın, hiç sanat yapmamışsın, vallahi lef güneşi hiç kullanmamışsın demem mesela. Ama bir padişaha sunuyorsan, yani bu işin pirine sunuyorsan, biliyorsunuz padişahlar fazlasıyla arkadaşlar divan edebiyatına hakim. Hatta Kanuni vesaire birçok padişahın divanı var, şiiri var, sanatçı onlar aynı zamanda, değil mi? Kültürel anlamda çok donanımlı kişiler. Yani hocam nereye bağlayacağız? Şuraya. Ya adam zaten biliyor hepsini. Sen bilen bir adama nasıl anlatırsın? Daha iyi anlatmaya çalışırsın, değil mi? Daha süslü püslü. Doğal olarak üsluba çok dikkat edecekler. Mazmun bu dönemde olmazsa olmazlar arasında arkadaşlar. Karışmasın lütfen. Manzum ya da manzume, bunlarla karışmasın. Mazmun ifadesi daha önce çok fazla kullanılan, böyle klişe haline gelmiş. İşte Selvi Boy falan gibi. Tamam, bu tarz şeylerden bahsediyoruz. İşte ne bileyim, kirpiklerinin oka benzetilmesi gibi gibi gibi. Tamam, sürekli olarak bunları kullanıyorlar. Dil oldukça ağır. Ben bunu da yazmazsam olmaz hocam. Dil ağır diye şöyle kocaman bir yazayım, sayfayı da düzelterek adam akıllı. Hah, dil oldukça ağır arkadaşlar. Anlaşılacak gibi değil. Şu netliğe bakayım mı? Bazen böyle...
puslanıyor, puslu kalıyor. Şöyle çok güzel gibi görünüyor sanki, değil mi? Evet, evet, böyle sanki gayet net hocam. Evet, dil oldukça ağır dedik arkadaşlar bu dönemde. Sanat asıl amaçtır. Sanat yapmak diye şöyle yazayım aklınızda kalsın. Esas amaç sürekli sanat yapmak üzerine olacak divan edebiyatında. Zaten üslubu vurgularken buna fazlasıyla değinmiştik arkadaşlar. Aman dikkat. Arapça ve Farsça'nın çok hakim olduğunu söyleyeceğiz divan edebiyatına. Arapça ve Farsça oldukça etkili. Bu tamlamalar dili o kadar ağırlaştırıyor ki artık anlaşılması güç eserler ortaya çıkacak. İlk örneklerini ise Hoca Dehani'nin verdiğini biliyoruz. Hoca Dehani biliyorsunuz divan edebiyatının kurucusu olarak da kabul ediliyor. Bunların dışında hocam başka ne sayabiliriz? Bir bu kadar daha sayarız. Rahat olun. 2'ye 3'e katlarız burayı. Rahat ol. Peki hocam başka ne deriz? Haydi size güveniyoruz. Saray edebiyatı diyoruz divan edebiyatına. En çok eski edebiyatı kullanıyoruz, onu söyleyeyim. Eski edebiyat çok fazla kullanılıyor. Klasik edebiyatta diyebiliriz yine divan edebiyatına çıkar kapı, açılır kapı, dikkat. Yüksek zümre edebiyatı da yine bu ifade, yüksek zümre ifadesi de yine bizi divan edebiyatına götürür arkadaşlar. Bunların tamamı divan edebiyatının diğer adları. Bunları lütfen cebe koyalım, olur mu? Peki göz için kafiye olmazsa olmaz. Göz için kafiye kimi hatırlayacağız? Saniyesinde süpersiniz. Muallim Naci'yi hatırlayacağız. Biliyorsunuz Tanzimat 2. dönemde Demdeme Zemzeme tartışması çıkar. Bir tarafta Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme'yi yazarken ona karşılık Muallim Naci'nin demdemesini görürüz. Yani hocam ya Muallim Naci göz için kafiyeyi savunuyordu. Çünkü çok güçlü bir eski edebiyat savunucusuydu. Recaizade de kulak içini. Çok kafanızı karıştırmayayım ama göz için kafiye demek, divan edebiyatı demek kısacası buraya vurgu yapmaya çalışıyoruz. Mahlas çok fazla kullanılıyor arkadaşlar eserlerde. Değil mi? Fuzuli, Baki, adamın adı Mehmet mesela ama Fuzuli mahlasını kullanıyor değil mi? Önemli. Aşk, aman dikkat. Tabii beraberinde sevgili. Bir de o dönemde içki kavramlarını o kadar çok kullanıyorlar ki şiirlerde. Bunlar çok önemli anahtar kelimeler. Yeryüzündeki bütün soruları çözdürecek anahtar bilgiler. Peki hocam başka eserlerin divanda toplandığını da zaten söylemiştik. Evet, divan edebiyatını konuşuyoruz. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü çok önemli bir konuya başladık. En az 8-9 tane, belki 10 tane programda göreceksiniz. 10 civarı video sizi bekliyor divan edebiyatıyla. Bu videoda sadece genel özellikler ve birazdan göreceğimiz akımları konuşuyoruz. Tamam, bunu bilelim, böyle parça parça gideceğiz. Ondan sonra parçaları toplayacağız hocam. Kısacası zengin uyaklar, mahlaslar, mazmunlar. Mazmun çok önemli. Ben şuraya kocaman bir mazmun yazmak isterim arkadaşlar. Ne kadar büyük yazdım valla. Evet, mazmun cepte kalsın, kesinlikle divan edebiyatını acayip bir şekilde simgeleyecek. Beyit bir köşede kalsın arkadaşlar, güzel bir anahtar kelime değil mi? Beyit. Aruz zihinlerde kalsın, çok güzel bir anahtar kelimedir. Eşittir divandır yani, gayet net. Şuraya sanat yazayım, sanatlı dil o kadar önemli ki divan edebiyatında. Ya neredeyse sözlüksüz okuyamayız, o kadar ağır bir dil var. Ağır demişken şuraya kocaman bir ağır dil yazayım. Anahtar kelimeler iyice kendini toplasın, göstersin. Soyut bir edebiyat dönemi demiştik, cebinizde kalsın. Mazmunu yazmıştık, önemli. Beyit yazdık hocam, çok lazım. Mahlas yazalım bir yerlere. Mahlas da önem taşıyacak çünkü onu da çok sık kullanıyoruz. Budur. Divan edebiyatının genel özellikleri, her şeyle budur arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. O zaman hadi geçelim akımlara. Divan edebiyatını 3 önemli akım etkileyecek. Bir tanesi Sebki Hindi arkadaşlar. Şöyle maviyle yazayım da adam akıllı bir okunsun ya. Sebki Hindi. Artık bitişik yazdığımız için tamlamaları bunu da aynen böyle yazıyoruz arkadaşlar. Sebki Hindi dediğim zaman ne anlayacağız? Tabii ki Sebki Hindi ifadesi beni Hint üslubuna götürecek. Aman dikkat. Hint üslubu. Cepte bir kalsın. Hocam yazında yavaş yavaş güzelleşmeye başlamış. Hani onu da bir itiraf etmeden geçemeyiz şimdi ya. Hint yazarken o neyinin kayması falan da bırak Allah'ını seversen. Evet, Hint üslubu, Sebki Hindi. Peki hocam başka ne bileceğiz? Ya dur, kalem düştü Allah aşkına. Dur. Heh. Evet aldım. Anlam derinliği çok önemli ama ben buraya böyle bir kapalı anlam yazayım da. Kapalı anlam çok daha net anlaşılsın. Aman dikkat. Bir madde daha gelsin hocam. O neyle ilgili olsun? Tabii ki dil ağır maddesi olsun. Çok çok önemli. Ağır bir dil var Sebki Hindi akımında. Çağrışım vesaire çok çok önem taşıyacak. Peki Sebki Hindi'de kimler var hocam Allah aşkına? Şeyh Galip bir numaralı isim. Şeyh Galip yazmazsak hiç konuyu anlatmayalım. Daha iyi değil mi? Şeyh Galipsiz olmaz. Neşati cepte kalsın, bence çok
aman aman lazım değil ama belli de olmuyor. Tutuyor adam ayrıntı bir soruyla çat diye bizi vurabiliyor. O yüzden hazır olmakta fayda var. Nefi de kesinlikle cepte kalmalı. Sepki Hindi ceptedir arkadaşlar. Özellikleri ve tabii ki en önemli temsilcileri. Şimdi Hint üslubu cepte ama çok lazım değil. Bence burada en lazım madde dilinin ağır olması arkadaşlar. Ağır bir dilden bahsediliyorsa, okunması güç bir eserden bahsediliyorsa Sepki Hindi'yi yapıştır gitsin hocam. Türkiye basit var. Hemen bunu da alalım. Türkiye basit. Aman dikkat. Hemen bunu da bir işleyelim hocam. Nedir? Bu nasıl bir yıldızdır? Evet. Türkiye basitte ne konuşacağız? Tabii ki sade bir dilden bahsedeceğiz. Sade dil en önemli anahtar kelimelerden bir tanesi. Basit Türkçe. Bakın Türkiye basit tam olarak karşılamasa da basit Türkçe kavramıyla karşılanırsa bütün soruları yaparsınız arkadaşlar. Halk dilindeki mecazları çok sık kullanıyoruz. Halk dili cebinizde lütfen kala. Başka neden bahsedeceğiz hocam? Haydi bir yıldız daha gelsin. Türkiye basiti Arapça ve Farsça'ya çarpı atarak çok güzel özetlemiş oluruz. Arapça ve Farsça tamlamalara adeta karşı bir dönem. Cebinize lütfen kalsın hocam. Peki kimler var Türkiye basitte? Şifremi biliyorsunuz arkadaşlar. T şifresini yani çay şifresini. İşte Türkler çayı sever mantığıyla T'den çaydan Türklere, Türkiye'ye, Türkiye basite daha doğrusu gidiyoruz. T'den hocam Tatavlalı Mahremi'ye gidiyoruz. Tatavlalı Mahremi cepte bir kalsın. Tamam. Başka hocam. Edirne'li Nazmi. Bir sessizlik oldu burada. Edirne'li Nazmi. Bir de hocam Aydınlı Visali'yi alalım buraya. Aydınlı Visali. Edebiyat notlarım biliyorsunuz. Orada bütün konuları akrostişle anlattım. Bu akrostiş de oradan geliyor. Size küçük bir hediyemiz olsun. T akrostişi. Aman hocam. Aman hocam. Mahallileşme. Haydi bir de ona bakalım. Onu da şuraya güzelce alırsak çok artistik olacak. Aman ya Rabbim. Vallahi gözlerim doldu. Hiç böyle güzel yazdığım sayfayı doğru düzgün adam akıllı kullandım görülmemiştir. Yeryüzünde ilk hocam. Dedim hemen okta cıvıttık. Bak okta hemen cıvıttık. Oraya bir yamulttuk. Evet. Geldim halk edebiyata girer dedik. Şimdi mahallileşmede halk çok önemli. Türkiye basitte olduğu gibi. Tamam halk fazlasıyla edebiyata girecek. Ama mahallileşmeyi Türkiye basitten biraz şöyle ayıracaksınız. İstanbul daha doğru ifadeyle İstanbul ağzı bilinmesi gereken şey. Tamam İstanbul ağzı kullanılmalı diyorlar. Bunu lütfen unutmayınız. Peki mahalleleşmede kimler var hocam? Hemen onlara bakalım. Burada acayip isimler var. Yani öyle böyle değil. Nedim mesela asla hor göremezsin. Baki müthiş bir isim. Bir de Enderunlu Vasıf var arkadaşlar. Enderunlu Vasıf'ı da şöyle yazdım ve olayı bitirdim. Eyvallah. Şimdi Sepki Hindi tamam. Türkiye basit tamam. Mahalleleşme tamam. Zaman zaman arkadaşlar şu tarz bir ifade duyabilirsiniz. Encümeni şuara. Encümeni. Grubun adı o yüzden bozmadım tamlamayı. Şimdi Leskovçalı Galip gibi, işte Hersek'te Arif Hikmet gibi, Osman Şems gibi isimler var ama bu bir akım değil. Yani akım değil derken bu bir grup sadece o kadar. Şairler bir araya gelmişler, kendi anlayışlarını ortaya koymuşlar ama divan edebiyatını etkileyen bir akım olarak görülmemeli. Zaman zaman hikemi tarz konuşulabilir arkadaşlar. Nabi ekolü falan gibi de konuşulabilir. Yani Koca Ragıp Paşa mesela burada önemlidir. Koca Ragıp Paşa'yı şöyle yazayım. Koca Ragıp Paşa bir de ne demiştik? Nabi demiştik. Bunları da cebe koyarsak kolay kolay hata yapmayız. Evet bu videoda divan edebiyatının genel özelliklerini konuştuk. Ve tabii ki akımları konuştuk arkadaşlar. Odak noktamız, gidişatımız tabii ki bu kitap odaklı arkadaşlar. Bu kitapta bütün konuları akrostişle anlattığımı biliyorsunuz. Bütün ne varsa konuların hepsi akrostişli bir şekilde karşınıza geliyor. Bu kitaptan da anlatımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. E o zaman uzattın hocam. Yarınki videoda inşallah görüşmek üzere. Şunu da kapatayım da. Hadi kolay gelsin.